Biri demiş, 200 ile 300 adet arasında kivi bulunan bir kasadaki kiviler, yani sayısı 200 ile 300 arasındaymış. Dörder sayılırsa 3, altışar sayılırsa 5, yedişer sayılırsa 1 artıyormuş. Yani kivi sayısı, şöyle K diyelim kivilerin sayısına. Eğer dörder sayılırsa 3 artıyor. Yani şöyle 4x artı 3 gibi ifade edebiliriz. 4, 4 sayıldığında 3 tane artıyormuş. Eşittir. 6'şar sayılınca 5 artıyormuş. 6y artı 5 diyebiliriz. 6'şar 6'şar sayılınca 5 artıyormuş. 7'şer 7'şer sayılınca orada da 1 artıyormuş. Şimdi şöyle hareket edeceğiz. Eğer bunlar tam olsaydı, böyle fazlalık olmasaydı, 4'ün katı, 6'nın katı, 7'nin katı olsaydı, biz k'yı 4'ün, 6'nın, 7'nin katı olan bir sayı olacak şekilde araştırabilirdik. Şu an yapacağımız şey de aynısı. Bunları tamamlayacağız. Bunların hepsini aynı anda tamamlayacağız tabii. Sonra bunların katını arayacağız. Şimdi en büyük olana yöneliyorum ben. Şuradan da başlayabiliriz. Ben en büyük sayı üzerinden hareket edeceğim. Buranın 7'ye tamamlanması için şuraya 6 eklememiz lazım. 6 ilave edersek buraya bu 7'ye tamamlanır. Yani şurası 7'ye tam bölünür. Buraya 6 eklersen bu olmuyor. Bunları atacağız. 6 olmuyor demek. Şimdi eğer 6 eklediğimiz zaman 7'ye bölünüyorsa bu bir sonraki 7 fazlası olacak. Yani 6 artı 7 13 eklemeliyiz. Bir sonraki sayı 13 olacak. Buraya 13 eklesek 18 yapar 6'nın katı. Buraya 13 eklesek 16 4'ün katı. Hepsi tam olacak. Buna göre tabii şuraya da ekleyeceğiz 13'ü. Her yere. Sonucumuzun değişmesini istemiyorsak her yere ekleyeceğiz. Bu durumda sol tarafımız k artı 13. Burası 4x artı 16. Şöyle 4x artı 16 eşittir. Burası 6y artı 18. Şurası da 7y artı 14. Burası 7'ye bölünüyor. Demek ki bu sayı da 7'ye bölünüyor. Bu 6'ya bölünüyor. Demek ki bu da 6'ya bölünüyor. 4'e bölünüyor. Bu da 4'e bölünüyor. Demek ki bizim k artı 13 sayımız 4'e, 6'ya, 7'ye bölünebilen bir sayı. Bunların üçüne de bölünüyor. Tabii k artı 3 sayısı bunlara bölünen bir sayı ise bunların katı olmalı. Hepsinin katı. Bunların katı olan bir sayı bulacağız. Tabii onun da katları olabilir. Şu üçünün katı olan. Ki o kek olur. Bu katlarının en küçüğü. O kek 4, 6, 7. İstersek yan yana yazıp şöyle bir çizgi çekip bölmeye başlayabiliriz. Ben şöyle bir yaklaşım takip ediyorum. Bu 2 çarpı 3, şey 2 çarpı 2, 2 tane 2 var. Şöyle 2'nin karesi yani. Böyle diyebiliriz ya da şöyle de yazabiliriz. Şunu çarpanlarına ayırayım. 4 sayısı 2 çarpı 2'dir. 6 sayısı 2 çarpı 3'tür. 7 sayısı zaten asal. Şimdi en büyüklerini alarak oluşturacağız o kek. 2'den 2 tane var. 3'ten bir tane burada var. Buradan bir tane de 7 var. Buradan 2 kere 2 4. Şimdi 3 tane 2 var ama biz büyük olanı alacağız. Bu grupta bir tane 2, bir tane 3 var. 2 tane 2 var. En çok olanı seçiyoruz. En çok olanı. 2 tane 2'yi seçtim ben. 2 tane 2. Burada bir tane var. Büyük olanını seçtim. Burada bir tane 3 var. Diğerlerinde 3 olmadığı için en büyük 3 bu. Mesela şöyle olsaydı. Diyelim ki o kek. Biz şunu arıyor olsaydık, işte diyelim ki 2'nin kübü çarpı 3'ün karesi, işte 3 üzeri 3, şu da 2 üzeri 2, bir de 5 olsun. Bu şekilde olsaydı biz o keki ararken her sayının en büyüğünü seçeceğiz. 2'nin kübü var. Burada yoksa hiç bakmaya gerek yok. Burada 2'nin karesi var. Hangisi büyük? 2'nin kübü. 2'nin kübünü seçiyorum. Üçlere bakalım. Üçleri seçerken burada 3'ün karesi var, 3'ün kübü var. Büyük olanı seçeceğim. Olmayana bakmayız zaten. 3'ün kübü. Şimdi 5'lere bakalım. Burada 5 yok. Burada da yok, burada var. O zaman en büyük 5 zaten bu. Başka 5 yok. Buraya bir de 5 yazacağız. O keki bu şekilde bulmak istiyorsak yapabiliriz. Büyükleri seçerek. Eğer OBEP arıyor olsaydık da hepsinin ortak olanı alacak. Şunu siliyorum. Şimdi bunların o keki buna göre 2 çarpı 2 4 yapar. 3 çarpı 7 21. Buradan 84 gelir.
Tabii bu k artı 13 84 olacak demek değil. 84 ya da 84'ün katları olacak. Şuraya yazıyorum. Bizim k artı 13'ümüz 84'ün katları olacak. Bizim sayımız 200 ile 300 arasındaydı. Zaten 84 olamaz. Bu aralığa düşecek şekilde n'e bir değer vereceğiz. Biz n yerine 1 yazabiliriz, 2 yazabiliriz, 3, 4, 5 hepsini yazabiliriz. 3 yazsak o aralığa düşer sanırım. N yerine 3 yazsak. K artı 13, 3 kere 4, 12 elde var 1, 24, 1 de orada 25. Demek ki K artı 13, 252, biz K'yı arıyorduk tabii. Kivi sayısına K demiştik. Karşıya atıp çıkarırsak bizim K'mız 239 gelir. Demek ki 239 tane olabilirmiş.